Mesela bir soru var, ojesiz abdest aldım diyor, yani oje kullanmadan abdest aldım diyor, tırnağı yalınken. Sonra oje sürdükten sonra, yani abdest almış, sonra oje sürüyor. Ondan sonra namaz kıldım diyor. Benim bu namazım geçerli midir, değil midir diye. Hanımefendi, ojeli değilken, normalken abdestinizi almışsınız, abdestiniz geçerlidir. Abdest aldıktan sonra tırnağın üzerine oje sürdünüz, o oje sürmeniz abdestinize, namazınıza, orucunuza ve diğer ibadetlerinize, Kur'an-ı Kerim'i almanıza vesaire hiçbir engel oluşturmuyor. Ancak diyelim 10 saat abdestli kaldınız, sonra abdest ihtiyacı oldu, abdestinizi bozdunuz, ojede duruyor. Yeniden abdest almak için mutlaka o ojeyi sökmeniz, çıkarmanız gerekiyor. Yani ojeli tırnakla alınan abdest geçersizdir. Ojeli tırnakla alınan abdest geçersizdir, gusül geçersizdir. Ojesiz şekilde alınan abdest, gusül geçerlidir. Daha sonra sürülen oje, gusülü bozmaz. Hiç halükarda bozmaz. Ama abdest bozulduğunda yeniden o ojenin sökülmesi gerekiyor diye söylemiş olayım. Herhalde soru bütün teferruatıyla cevaplanmış oldu.